Hocam öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben de size kendimle ilgili bir endişemden bahsetmek istiyorum. Kemik erimesiyle ilgili olarak bunu toplumumuz ve benim ailem olmak üzere süte bağlılar hocam. Hiç süt içmeyen biri olarak ben de sizin ağzınızdan şu anda çok fazla süt ibaresini yani çok önemli olduğunu duymadık. Güneş kısmı tamam. Bu konuda beslenmeye ilgili ne önerirsiniz? Ben sevinebilir miyim? Ben süt içmeyeyim. Yiyecek olarak söylemiştim. Evet. Yumurta sarısında, balıkta, sütte, karaciğerde, bol miktarda D vitamini var. Teşekkür ederim hocam. Tabii bir şey daha söyleyeyim kemik erimesi için. Ölpeydir diye aklıma geliyor. Herhalde heyecandan eksik anlattığımı hissediyorum. Kemik erimesi için bizim kalsiyum depomuzu 30 yaşımıza kadar kalsiyumu yerine koymamız lazım. 30 yaşından sonra sabahtan akşama kadar peynir, süt, süt ürünleri istediğiniz kadar yiyin. O kemiklerinize onu yerleştiremezsiniz. Bu bankadaki paraya benzer. Eğer biz yaşlılığımızda bankaya yaşlılığımız için para koyarsak yaşlılığımız rahat geçer. Onun için yine kemik erimesi için 30 yaşına kadar biz o kemiklerimize